MasterCam 2025 yeniliklerine hoş geldiniz. MasterCam 2025'te takım yollarından afşa açma, pah kırma takım yolundaki yenilikleri size anlatacağız. MasterCam 2025 öncesinde kesme hızını koruma özelliği vardı. Şimdi diş başına ilerlemeyi koruma, yani çap değiştikçe ilerlemenin artması veya azalmasını sağlamayı getirdi MasterCam. Eski yönteme göre, daha önceki yönteme göre sadece kesme hızını koru dediğimizde burada bakın 4050 devir var. 1022 ilerleme var. Buna göre bir analiz yapalım. Takım yolu analizi. Takım yolu analizini yapmak için öncelikle burada takım yolunu açıyorum. Bakın açtım. Ana sayfada takım yolunu analiz et diyoruz. Bakın burada. Az önce bakmıştık. 1022 ilerleme vardı. Mil hızı dediği devir 6750. Burada bakın 1022'yi sabit tutuyor. Burası önce şu çaplara bakalım. 10 mm çapında şu afşa. 10 mm. Bir de afşanın genişliği var. Bir burada, bir burada 12 ediyor. Yani bu 12 çapında bir afşa açıyor. Burası 14 çapında. Yani 12, 14 büyüyor. Burası ise 5, bir de burada 1, 1, 2, 7. Yani bu 12, 14, 7. 12'den 14 büyüyor, sonra küçülüyor. Şimdi bak 12'de 6750 iken 14'te devir düşüyor doğal olarak. Yani devri otomatik olarak ayarlıyor. Burada daha da artıyor. Yine aynı şekilde ilerleme 1022 kalırken burada daha da artıyor. MasterCam 2025'teki özelliği yeniliği açıyoruz. Diş başına ilerlemeyi koru diyorum. Geldim bastım. Burada tekrar analiz yapıyorum. Bakın geldim. Diş başı ilerleme açık olduğu zaman devir yine otomatik olarak değişti. İlerleme hızı 1022 idi, 1700 oldu gördüğünüz gibi. Burada bakın azaldı çünkü çap büyüdü, 1400'e düştü. Burada çap küçüldüğü için burada da daha da arttı, 2919'a çıktı. Tabi devirleri gene çapa göre otomatik olarak hesaplıyor. Buradaki püf noktanın birisi, bakın bunu bu kapalıyken bunu açamıyorsunuz. Yani sabit kesme hızı açık olması lazım. Çevre hızı, yani bu kesme hızı açık olması lazım. Bu açıkken diş başına ilerlemeyi de sabit tut anlamında bunu açıyoruz. Diş başı ilerlemeyi sabit tutmak demek, aslında şurada bir örneğimiz var. Diş, bakın biliyorsunuz bu kesme hızı formülü, bu devir buradan çıkıyor. Bu da ilerleme hızı formülü F. F çarpı bir ağız sayısı takımı, bu da devir. Yani şunu sabit tutmak için devir arttıkça F'te ilerleme de artıyor. Yani hesap buradan çıkıyor. Bu bildiğimiz klasik ilerleme hızı ve kesme hızı hesabı. Evet, şimdi katmanları kapatıp bir daha analiz yapalım. Tabii MasterCam bu afşa başını bildiği için o kadar giriyor. Hesaplamayı ona göre yapıyor. Ve derinlikler de ona göre otomatik olarak değişiyor. Buradan NC kodu da çıkaracak olursak. Bakın NC kodunda da bu değişikleri görüyoruz. Yani devir 6750, F1700, F değişiyor bakın. Z de değişiyor. Eksi 6, eksi 7. Bu küçük olduğu için eksi 3,5 oluyor. İlerleme daha da artıyor. Burada kullandığımız takım 20'lik, 90 derece 20'lik bir takım. Çaplar değiştikçe çaplara göre kesme hızı, dolayısıyla devir değişiyor. Devir arttıkça da ilerleme hızı artıyor. Böylece parçalara pah kırarken delik çaplarına göre ilerleme F otomatik değişiyor. Yani MasterCam delik çapını bildiğinden size bu değeri otomatik hesaplıyor. Böylece pah kırma işlemleri daha kısa zamanda işlenmiş oluyor. İşleriniz hızlanıyor, veriminiz ve karlılığınız artıyor. MasterCam 2025'te bunun gibi birçok daha yenilik var ve faydalı özellik var. Bizi takip etmeye devam ediniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.